Hizmet hareketinin amacı, hedefi ne? Kimi zaman iyi niyetle, kimi zaman imalarla sorulan bu sorunun tek bir cevabı var. Hayatlarını bir bavula sığdırıp dünyanın dört bir yanına giden gönül erleri sadece ve sadece Allah rızasını hedefledip, inandıkları mukaddes değerler uğruna bir ömür gurbeti göze alanlar, kimseden hiçbir şey beklememeyi kendilerine şiar edindi. Muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi, bu yol peygamber yoludur, burada makam, mansıp yoktur dedi. Yeni bir dünya, yeni bir dünya, yeni bir dünya kuruyorlardı. Her taraf gökler gibi pırıl pırıl, yeni bir dünya kuruyorlardı. Hayalleri kurulan yeni bir dünya için tek azıkları kalplerindeki iman, dillerindeki duaydı. Böyle çıktı gönüllüler yola. Ara ara göç ettiler, bırakarak yoldaşları. Gözler yaşlı terk ettiler, ağlayan gurbet kuşları. Alınan mesafe ne mallarını ne mülklerini, sadece ve sadece şükürlerini artırdı. Çünkü onlar bu yolculuğa beklentisiz olun tembihleriyle çıktı. Muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi, yolun usulünü Haziran 2013 tarihli Adanmış Ruhların Hayat Felsefesi adlı bant elinde böyle anlatmıştı. Kendinizi ona vakfettiğiniz adanmışlar yolu, beklentisizler yolu, güç kaynağınız o size. Yapma, 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 tohum atma. Bütün dünyayı ekin tarlaları haline getirme. Tek bir başa ilişmeden, arkasına bakmadan çekip gitme. Bir seher vakti sılayarlarsak, selam ve sema sıradanlarına. Bütün dünyaya yayılmış bu kadar insanın yapılan bunca şeyin amacı ne? Hoca Efendi, Üstad Bediüzzaman'ın sözleriyle cevap veriyor bu soruya. Çok tekerrür eden Hazreti Pir'in ifadesiyle diyecek olursak, diyor ki milletimin imanını selamette görürsem cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım. Çünkü vücudum yanarken gönlüm Gülgülistan olur diyor. Günümüzde kalpler modern dünyanın çarkları arasında eziliyor. Vermek için almaya kilitli bakışlar, hak yolunda beklentisiz olmayı anlamasa da, bu dünyadan bir çöpü olmadan göçüp gitmeyi kendilerine en büyük payı olarak görenleri kavrayamasa da, bunun örneği çok. Bir nebi gibi, kalkanı veya zırhı birinde rehin olarak gitme. Seyyidina Hazreti Ebu Bekir gibi gitme, Hazreti Ömer gibi gitme, Hazreti Osman gibi gitme. Bu Halid İbni Velid vefat ettiği zaman, başında Said İbni Zeyd var. Diyor ki, insanların övgüsüyle serfiraz bir insan olarak yaşadı, İslam'ı yitiği olarak da öldü gitti diyor. Bir atını bıraktı, bir kalkanını, bir de kılıcını bıraktı. Başka bir şey yoktu. Ne cennet sevdası, ne cehennem korkusu, ne makam mansıp, ne şan şöhret. Hoca Efendi cami kürsülerine çıktığı günden bu yana hep aynı şeyi söyledi. Sen güneş ol, ışınlarından istifade etmeyen etmesin. Sen ırmak ol ak, senden yararlanmayan yararlanmasın. Sen toprak ol, bağrına tohum atmayan atmasın. Rüzgar ol es. Onu onunla aşılandır. Ağaçları aşılandır. Çiçekleri aşılandır. Aşıla. Tevellütler olsun, çoğalsın her şey. Zinhar sen hiçbir şey bekleme onlardan. Yaptığın şeyi yap, arkana bakmadan yürü git. Sen çalış olmazsa alem sıkılsın. Yardıma koşmayan kalem sıkılsın. Kanatlan ve kim hele kanatlan.
sana yol vermeyen rüzgar sıkılsın. Son dönemde ithamlar ve iftiraya varan isnatlarla gönülleri kırılan hizmeterleri için ufuk belli, usul belli. Dil yarası, dil yarası, en acı yaraymış. Dudaktan kan ve bir yol var ki sevgi ve şefkat denilmiş. Kim ne derse desin. Bir gün insaflılar seni yadı cemil olarak yad edeceklermiş. Bence ona bile bel bağlama. Allah sana yeter. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Allah'a tevekkül olana, Allah'a dayanana Allah yeter. O mihrabı bulamamışlara bütün dünya veresi hiçbir şey ifade etmez. Aç aca bildiğin kadar sineni ummanlar gibi olsun. İnançla geri insana sevgi dur. Kalmasın el uzatmadığım bir mahzun günüm.